أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Rabbimiz Teala Hazretlerine sonsuz hamdü senalar, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin âl ve ashabının üzerine de sonsuz salatü selam olsun. Kıymetli kardeşlerim, Kemal Paşazade Hazretlerinin 40 hadis şerhiyle birlikte oluyoruz. Nasip olursa bugünkü birlikteliğimizde 23. hadisi şerifimizi hep beraber anlamaya, anlamlandırmaya çalışacağız inşallah. Bu hadisi şerifimiz İmam Beyhaki'nin El-Medhal isimli eserinde geçmiş. İmam Aculuni Hazretleri de Keşful Hafası'nda bu hadisi şerifin veya hadis-i şerif olduğu söylenen bu sözün bütün versiyonlarını bir araya getirmiş, kendi kanaatini de orada ifade etmişler. Hadis-i şerifimizin metni şu şekilde. Kâle Rasûlullah sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem El-ilmu fi's-sigari ken-nakşi fil-haceri. Küçük yaşta ilim öğrenmek, taşa yazı nakşetmek gibidir buyuruyor Efendimiz aleyhisselam. Bu sözün bir devamı niteliğinde de el-ilmu fil kiberi ken-nakşi alel mai. Yani yetişkinlik artık 40'tan sonrası için belki ifade edilebilir. 40'tan sonrası için ilim öğrenmek ise bir suyun üzerine, denizin üzerine yazı yazmak gibidir denilmiş. Bu söz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan mervi olarak nakledilerek bazı kaynaklarda yer alsa da aslında bir kelam-ı kibar olarak ilim geleneğimizde yerini almış. Efendimiz Aleyhisselam bu hadisi şerifiyle bir hakikate dikkat çekiyorlar. O hakikat de şudur değerli kardeşlerim. İnsan küçük yaşta öğrendiği şeyleri kolay kolay unutmaz. Bunun sebebi üzerinde alimlerimiz durmuş. Küçük yaşta İnsanın idrak kuvveti son derece güçlüdür. Dolayısıyla küçük yaşta elde ettiği bilgiler bir taşın üzerine nakşedilmiş silinmez bilgiler olarak o insanın idrakinde, hafızasında yer alır ve kolay kolay uçup gitmez. Hatta bilim insanları böyle Alzheimer hastası olan, efendim bir takım şeyleri hatırlamakta zorlanan insanların en son öğrendikleri şeyleri daha çabuk unuttuklarını söylüyorlar. Yani yıllar önce meydana gelmiş olan olayları efendim insanlar hatırlayabiliyor ama belli bir yaştan sonra edindiği bilgileri, tecrübeleri bazen hatırlayamayabiliyor. Bu da beynimizin daha küçük yaşlarda, gelişim çağında ne kadar güçlü bir idrak seviyesine sahip olduğunu, hafıza gücüne sahip olduğunu göstermesi bakımından önemlidir değerli kardeşlerim. O yüzden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam küçük çocukları birer yetişkin birey gibi kabul etmiş. Yani zaman zaman onlarla istişare etmiş, fikirlerini almış, onlara değer vermiş. Bazı biz de deriz ya hani boyundan büyük işlere kalkışıyor ifadesini kullanırız. Efendimiz Aleyhisselam bizim boyundan büyük işler olarak görebileceğimiz işleri çocuk yaşta, genç yaşlardaki ashabından istemiş, onlara sorumluluk yüklemiş, sorularına cevap vermiş. İlgileri, dikkatleri hangi konudaysa o ilgiyi ve dikkati tatmin edecek, onlara efendim gönüllerini ikna edecek cevaplar vermiş. Ki bu ömür boyunca sahabe-i kiramın hafızasında son derece canlı kalmış. Bunun en güzel örneklerinden birisi Hazreti Enes radıyallahu anh'tır. Efendimiz aleyhisselam ona uzun ömür, efendim bereketli mal ve evladı iyalinin çok olması konusunda dua etmiş. Kaynaklarımız bize diyor ki onların verdiği bilgiye göre 120 yaşına kadar Hazreti Enes radıyallahu anh yaşamış. Çok uzun bir ömür sürmüş. Efendim birçok evladı, torunu, torununun çocukları olmuş, onları görmüş. Mal konusunda da böyle çok bereketli bir ömür yaşamış Efendimizin duası vesilesiyle. Hazreti Enes radıyallahu anh Efendimiz Aleyhisselam'ın yanında yaklaşık 10 yıl, 9-10 yıl Efendimiz Aleyhisselam'a hizmet etmişler. Geldiği yaşlarını alimlerimiz 8, 9 veya 10'lu yaşlar olarak tarif ediyorlar.
Yani denilebilir ki çocukluk yaşta Efendimiz Aleyhisselam'a hizmet için gelmiş, gençlik dönemlerinde de Efendimiz Aleyhisselam'ın vefatıyla bu hizmeti Hazreti Enes radıyallahu anh'ın sona ermiş. 10 yıl boyunca Hazreti Enes radıyallahu anh Efendimiz Aleyhisselam'a hizmet ettiğini ifade ediyorlar ve Efendimiz Aleyhisselam'ın herhangi bir konuda niçin şöyle yaptın, niçin böyle yapmadın, böyle azarlayıcı veya kızgınlık ifade eden cümleler sarf etmediğini Hazreti Enes radıyallahu anh bize bildiriyorlar. Burada tabii hem Efendimiz Aleyhisselam'ın çocuklara, gençlere yaklaşımı hem de çocuklarımızın büyüklerine yani yaşta da yolda da büyüklerine karşı tavırları son derece önem arz ediyor. Hazreti Enes Efendimiz radıyallahu anh diyorlar ki, buyuruyorlar ki bazen Allah Resulü aleyhisselam bir iş için beni bir yere gönderirlerdi. Çocukluk, işte gençlik dönemi. Ben de yolda arkadaşlarımı görürdüm. Onlarla oyuna dalardım. Efendimiz aleyhisselamın isteğini yerine getiremezdim. Bakardım ki Efendimiz aleyhisselam benim arkamdan gelmiş. Efendim benim arkadaşlarımla oynadığımı görünce tebessüm eder. Efendimiz kendi işini kendi görürlerdi. Yani bizdeki böyle efendim kızını dövmeyen dizini döver veya işte dayak sopa cennetten çıkmadır gibi hiçbir adımın Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatında karşılığı yok. Yani ne eşlerine, ne çocuklara, ne hizmetçilerine Efendimiz Aleyhisselam hiçbir insana vurmamıştır. Dövmemiştir. Dövmeyi, sopa atmayı efendim hiçbir zaman çözüm yolu olarak görmemiştir. Öyle hadiselerle karşılaşmış ki Efendimiz Aleyhisselam, mübarek annelerimize zina iftiraları atılmış. Efendimiz Aleyhisselam'ın emrini dinlemeyen, yani mesela işte Uhud'da Okçular Tepesi'nde Efendimiz Aleyhisselam bizi efendim böyle kargaların parçaladığını, yediklerini görseniz bile bu tepeyi terk etmeyeceksiniz. Kesin emrine rağmen Efendimiz Aleyhisselam'ın emrinden çıkanlar olmuş. Ama Efendimiz Aleyhisselam onları küçültecek, onları aşağılayacak veya onları işte dövecek, onlara şiddet uygulayacak hiçbir yolu hiçbir zaman tercih etmemiş. Hatta denilebilir ki İslam tarihi içerisinde şimdi bütün kardeşlerimize sorsak, desek ki Uhud Savaşı'nda o Okçular Tepesi'ni, Ayneyn denilen Gözcüler Tepesi'ni terk edenler kimlerdi? Yani belki bir ismi hatırlayabiliriz, ikinci ismi hatırlayacağımızı zannetmiyorum. Bu neyi gösterir? Müslümanlar kendi aralarında hiçbir zaman böyle sürekli kınayarak, ya siz Allah Resulü Aleyhisselam'ın sözünden dışarı çıktınız, siz ne biçim insansınız, bunu niye yaptınız? Bütün efendim kıyamete kadar gelecek insanlara kötü örnek oldunuz. Hiç bunlar konuşulmamış. O isimler unutulmuş. Yapılan bir hata eksiklik varsa bunun üzeri örtülmüş. İşte Efendimiz Aleyhisselam da küçük yaşlarda çocuk denebilecek, gençlik denilebilecek dönemlerde efendim insanların zihin dünyasının böyle hem açık olması, alıcılarının açık olması, oraya bilgilerin bir kayanın üzerine nakşedilmiş bilgiler olduğunu bilerek Efendimiz Aleyhisselam bu bilinçle hareket etmiş. Çünkü küçük yaşta insan kalbi, değerli kardeşlerim, kendisini meşgul edecek şeylerden uzaktır. Yani işte evlendiniz, geçim derdiniz var, anne oldunuz, çocuğunuzun bakım derdi var, efendim evinizin eksikleri var, yemek var, efendim şu işiniz var, şunu yetiştireceksiniz, para aldınız, para verdiniz. Yetişkinlik döneminde kalbinizi meşgul edecek yeteri kadar bir meşguliyet var. Ama çocukluk döneminde, gençlik döneminde yani anneniz, babanız, sizin işte yiyeceğiniz, içeceğiniz, günlük ihtiyaçlarınızla onlar ilgileniyor. Genel olarak çocukların kalbini meşgul edecek çok ağır yükler, sorumluluklar yok çocuklarda. Dolayısıyla kalp boş iken oraya gelen her şey kuvvetli bir şekilde kalbe yerleşir. O yüzden tasavvuf ehli, sufiler, Allah dostları kalbi önce boşaltıp hani derler ya nefsin ıslah edilmesi, kalbin tasfiye edilmesi, kalbin Rabbimizin dışındaki duygu ve düşüncelerden, beklentilerden arındırılması gerekir. Ki oraya biz
Yüce Rabbimizin rızasını, sevgisini davet edelim, aşkını davet edelim. O yüzden işte şehrimizin medarı iftiharı Şemseddin-i Sivasi Hazretleri bir şiirinde şöyle söyler. Der ki, sür çıkar ağyarı dilden, ta tecelli ede hak, padişah konmaz saraya, hane mamur olmadan. Gönlündeki Allah-u Teala'nın dışında neler varsa bunların hepsini ağyar deniyor bunlara. Bu ağyarı terk et, bunları gönlünden çıkar. Efendim oraya ancak o zaman Cenab-ı Hak tecelli eder. Ancak o zaman Rabbimizin sevgisi gelir yerleşir. Neden? Çünkü siz bir saray yaptınız. Efendim muhteşem bir bina inşa ettiniz. Bura bütün yönleriyle imar edilmiş bir yapı olmalı ki padişah gelip o sarayda efendim tebaasını ne yapsın? Yönetsin. Yoksa gelip baktı ki penceresi kırık dökük, kapısı efendim tutmuyor, vidaları gevşemiş, işte boyası badanası yapılmamış, bir estetik zevki yok, mimari bir özelliği yok. Padişah gelir mi böyle bir yere? Gelmez. Alemlerin padişahı olan, her şeyi yoktan var eden Yüce Rabbimiz de gönül sarayımıza ancak orası mamur edilmişse gelir. İşte çocuklarda bu ne diyelim, yaratılıştan, fıtrattan kaynaklanan bir kalplerinde şey vardır, bir boşluk vardır. O boşluk da bilgiyle dolarsa çok kuvvetli bir şekilde o bilgi oraya yerleşir ve ömür boyunca bu unutulmaz. Bunun bir de zıttı var. Efendim şimdi bakıyoruz kardeşlerimiz, efendim işte biz evlenelim, askerliğimizi yapalım, çoluğa çocuğa karışalım, onların derdiyle ilgilenelim. İşte şunu gelin edelim, oğlumuzu evlendirelim, borçlarını ödeyelim, işlerimizi halledelim. Ondan sonra sıra neye gelsin? Namaz kılmaya gelsin. Neye gelsin? İlmihal okumaya gelsin. Kur'an okumaya gelsin. Hadis okumaya gelsin. Efendim zikre gelsin. Sohbete gelsin. Sıra ta bunlardan sonra. Bunları yapana kadar ömrümüzden geçiyor 30, 40, 50, 60 sene. Şimdi bundan sonra da değerli kardeşlerim, bazen çocuklarımızı, gençlerimizi görüyoruz. Ben şahit oldum. 2-3 saat içerisinde, o zaman Ankara'da öğrenciydim. Tıp fakültesinde okuyan bir delikanlımız 2-3 saat içerisinde hiç hayatında Elif, B, T'yi görmemiş. Hiç hayatında Kur'an-ı Kerim okumamış bir kardeşimiz 2-3 saat içerisinde harfleri tanıdı. Yani hiç yerinden kalkmadan harflerin sırrını çözdü. Hangisi Elif'tir, hangisi B'dir bunları tanıdı. İşte cezimdi, şeddeydi, harekeydi, tenvindi, uzatmaydı, kısaltmaydı. Yani diyebilirim ki neredeyse %100'e yakın bir bilgiyle 2-3 saat içerisinde Elif B'yi, harekelerini, yani Arapça okuma şeklini, Kur'an-ı Kerim'i çözdü gitti adam. 2-3 saat içerisinde. Ama şimdi belli bir yaşa geldikten sonra şimdi Elif'i gösteriyoruz. Hacı abi bu Elif. Şimdi 10 defa gösteriyorsunuz 11.ye hocam bu neydi diyor. Tabi artık hafıza ne oldu? Zayıflamaya başladı. Birbirine benzeyen harfler var diyelim. Birbirine benzeyen meseleler var. Bunların arasındaki farkları çözebilmek efendim o hafıza gücüne bağlı. Şimdi belli bir yaştan sonra neden hafızlık zorlaşıyor gittikçe? Çünkü artık kalp başka şeylerle meşgul olmaya başladıkça ezber kuvveti de zayıflamaya başlıyor. Hani bir şey anlatılır malum. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri'nin babası biliyorsunuz Hazreti Sabit, Numan bin Sabit diyoruz ya, Sabit efendim böyle bir yerden geçerken bir nehre elma düşüyor. Efendim o da acıkmış, o nehre düşmüş, elmadan bir ısırık almış. Yani suyunun boğazından geçmesinden önce hemen aklına geliyor ki ya bu benim için helal miydi, haram mıydı? Hemen o yolu takip ediyor, hangi bahçeden efendim elma düştüyse o bahçenin sahibini buluyor, onunla helalleşmek istiyor. O da diyor ki ben öyle durduk yerde hakkımı helal etmem. O da işi bilen birisi. Bakmış böyle değerli bir insanı yakalamış. Efendim diyor ki bana işte şu kadar sene hizmet edeceksin. Hem de diyor benim gözleri görmeyen, kör olan, kulakları duymayan, sağır olan, ayakları efendim kötürüm olan bir kızım var. Bununla evlenirsen sana hakkımı helal ederim. Diyor, ne yapayım yani ahiretimi berbat etmektense bu şartı yerine getireyim. Şimdi evleniyor kızıyla, bakıyor ki gözü görüyor, kulağı duyuyor, ayakları yürüyor.
Ya diyor böyle dememiştin sen bana. Diyor ki evladım bak benim kızımın gözü harama kördür. Kulağı harama sağırdır. Ayakları harama kötürümdür. Böyle senin gibi efendim helal haram konusunda hassas olan birisiyle ben kızımı evlendirmek istedim diyor. İşte bu evlilikten İmam-ı Azam Hazretleri dünyaya geliyor. Hani bazen derler bu tabii %100 ispatlanmış bir şey değildir ama bu kıssadan hisse almak için İmam-ı Azam Hazretleri'nin işte 3 günde hafız olduğunu söylerler. Diyorlar ki işte babası o elmayı ısırmasaydı belki bir günde hafız olacaktı. Neden? Çünkü bir o helal haram hassasiyeti kalbi tertemiz hale getirmiş. Babanın çocuğa tesiri olmuş. Efendim çocuk duyduğu her şeyi, gördüğü her şeyi hafızaya nakşedebiliyor. O yüzden kalbimizi böyle tasfiye ederek o çocukluk halimizdeki saf halini yakalayarak hem ilim öğrenmek için gayret etmemiz gerekiyor. Hem Rabbimize layıkıyla kul olmak için çaba gayret göstermemiz gerekiyor. Şimdi bu hadis-i şerifimizi Aşık Paşa Hazretleri manzum olarak şiir şeklinde nasıl tercüme etmiş bir de ona bakalım. Bağ-ı ilmin nihali nevres iken eyle sirab ilmi abından dedi el ilmu fis sigar Ahmet olduken nakşi fil hacer müştet. İlmin bağı gençlik ve tazelik iken ilim suyundan kana kana iç. Zira Hazreti Ahmet sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz küçük yaşta ilim öğrenmek taşa böyle kazıya kazıya diyelim halk tabiriyle şiddetli bir şekilde nakşetmektir gibi buyurmuştur diyor. Hadis-i şerifin metnini de o şiirin içerisine Aşık Çelebi Hazretleri böylece gizlemiş oluyor. Şimdi buraya kadarki hadis-i şeriflerimizle ilgili de genel bir değerlendirme yapalım. Kemal Paşazade Hazretleri kendisi bir Şeyhülislam olması, bir hakim, kadı olması hasebiyle hadis-i şeriflerimizin böyle sıhhat dereceleri, yani bazen işte zayıf, bazen efendim keşful hafada, yani halk arasında hadis-i şerif olduğu düşünülen hadislerin toplandığı, sözlerin toplandığı kaynaklardan da olsa bizler hadis-i şerifleri almış eserine. Onun amacı bu sahih midir, zayıf mıdır bu tartışmalardan öte efendim Müslüman bir mümin bir kişiliği, kimliği nasıl ihya ve inşa ederim? Bir kadı gözüyle, bir hakim gözüyle bunu nasıl yapabilirim? Bu hadis-i şerifleri böyle teker teker seçmiş. Mesela bundan önceki hadis-i şerifinde, seçtiği hadis-i şerifinde Kemal Paşazade Hazretleri efendim buluğ çağına geldikten sonra yetimlik yoktur hadis-i şerifini paylaşmıştı. Ondan bir önceki hadis-i şerifinde de evladuna ekbaduna evlatlarımız ciğerparelerimizdir hadis-i şerifini paylaşmıştı. Ondan önce kendisini böyle ilimden, zikirden, tefekkürden alıkoyan kimselerin kabir ehlinden sayıldığını, bunu işaret eden bir hadis-i şerifi nakletmişti. Efendimiz Aleyhisselam'dan aktarılan böyle kabirler üzerine işte kerpiçler, bir takım yükselti şeyleri yapılması hoş görülmez. Bununla alakalı Efendimizin bir uygulaması, bunu aktarmıştı. Yine onun öncesinde efendim siz işlerinizde hayrete, şaşkınlığa düştüğünüzde kabir ehlinden yardım isteyin, onlardan ibret alın hadisi şerifini aktarmıştı. İşte kabirlere gidin, orada derin derin düşünün ve tekrar dirilmeyle ilgili ibret alın. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın, müjdeleyin, nefret ettirmeyin gibi hayatın birçok yönüne bakan hadisi şerifleri paylaşmışlardı. Şimdi hayatımızın devreleriyle alakalı bazı aktarımlara geçti. Nasip olursa bundan sonraki hadis-i şerifimizde de yaşlılık dönemi ve Rabbimize kullukla alakalı bir hadis-i şerifi paylaşacaklar. Cenab-ı Hak Kemal Paşazade Hazretlerinden de bu 40 hadisimizi manzum olarak tercüme eden Aşık Çelebi Hazretlerinden de razı olsun. Yüce Rabbimiz Gazze'deki kardeşlerimiz başta olmak üzere dünyanın çeşitli noktalarında çeşitli sıkıntılarla mücadele eden Müslüman kardeşlerimize yardım eylesin. Onların maddi manevi kurtuluşlarına Rabbimiz bizleri vesile eylesin. Yüce Rabbimiz bizleri de vatansız, bayraksız, camisiz, cemaatsiz, imamsız, müezzinsiz, minaresiz, ezansız
bırakmasın. Yüce Rabbimiz bütün geçmişlerimize rahmetiyle muamele eylesin. Kabirlerini pür nur, makamlarını cennet ve âli eylesin. Ve ahiru da'vana enil hamdulillahi rabbil alemin. Rabbena tekabbel minna ve şfi merdana ve erham mevtana bi hurmeti sirri suratil Fatiha.